Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle şahane bir buzluk böreği tarifi paylaşacağım. Ama bu börek biraz farklı. Daha önce yaptığınız böreklere benzemiyor ve çok çıtır, gerçekten çok güzel. Şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Sonra da hemen bakın. Böyle çıtır çıtır, sanki elinizde açmışsınız gibi tel tel dökülüyor ve şahane bir tadı var. Bu böreği mutlaka deneyin arkadaşlar. Mısır ununu, çıtır mı çıtır, buzluk böreği için ihtiyacımız olan malzemeler. 1,5 su bardağı sıvı yağ kullanıyoruz arkadaşlar. Benim bu bardağım 300 milim. Yani 200 milim bardak ölçüsüyle 1,5 su bardağı, 300 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı sıvı yağımız var. 4 yemek kaşığı mısır unum var. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Burada yaklaşık 1 çay kaşığından daha az, yarım çay kaşığı kadar tuzum var. İç malzemesini ben peynirli yapacağım. Burada beyaz peynirim var. Üzerine bir miktar maydanoz doğradım. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar da toz biber ekledim. Ben toz biberli çok seviyorum. Eğer dilerseniz toz biber eklemeden sadece peynirli yapabilirsiniz. Patatesli, kıymalı da yapabilirsiniz. Öncelikle böreğimin sosunu hazırlayacağım. Mısır unu çıtır böreğimiz için 6 adet de yufka kullanacağım. Sos için 4 yemek kaşığı mısır ununu karıştırma kabına alıyorum. Burada 300 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı sıvı yağım var. Onu ekliyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Yarım çay kaşığı tuz. Ve şimdi bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Boza kıvamında bir karışım olacak arkadaşlar. Mısır unu ve sirke böreğimize sanki böyle el açması tadında çıtırlık katacak. Böreğimizin sosu hazır. Hemen şimdi çok pratik mısır unlu buzluk böreğimizi hazırlamaya geçiyorum. 1 adet yufkayı serdim arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğum mısır unlu ve sıvı yağlı sostan yufkamın her tarafına gezdiriyorum. Bildiğimiz börek soslarından biraz farklı bir börek sosu. Ama gerçekten harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hazırlamış olduğum sosu fırça yardımıyla yufkanın her tarafına dağıtıyorum. Şöyle yufkayı ikiye kapatıyorum. Yufkamı önce ortadan ikiye kesiyorum. Ve her parçayı da 4 parçaya kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hazırlamış olduğum peynirli karışımdan yufkalarımın geniş kısımlarına koyuyorum. Yufkaların geniş kısmına peynirleri yerleştirdim. Şimdi yaprak sarması sarar gibi sarıyorum. Yufkalarımı tek tek bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. 6 adet yufkanın altısını da aynı şekilde hazırlayacağım. Sosumdan bolca koyuyorum. Ve şu şekilde katlıyorum. Yufkamı önce ortadan ikiye kesiyorum. Sonra her iki parçayı da 4 parçaya kesiyorum. 1 adet yufkadan 8 tane börek çıkıyor arkadaşlar. Yufkalarımın tamamını sardım. Şimdi hazırlamış olduğum böreklerimi saklama kabına koyup dondurucuya kaldıracağım. Hemen pişirmeyeceğim. Dilerseniz hemen de pişirebilirsiniz. Pişirmeden önce sadece üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Ben yumurta sarısının içerisine birazcık da sıvı yağ ekliyorum. Karıştırıp o şekilde sürüyorum. Böreklerimi saklama kabına yerleştiriyorum. İhtiyaç olunca direkt çıkartacağım ve de fırınlayacağım. Mısır unlu buzluk böreklerimi geceden çıkarttım arkadaşlar. Kahvaltıya misafirim gelecekti. Şu anda saat 6.30. Şimdi hemen şöyle fırın tepsime yerleştiriyorum. Tabi bu börekleri buzlu da koyabilirsiniz ama ben ne olur ne olmaz diyerekten akşamdan çıkartmak istedim. Çünkü misafirlerim çok erken geleceklerdi. Akşam geç yattım zaten. Saat 3 gibi falan çıkartmıştım. Bu böreği mutlaka deneyin. İçerisindeki mısır unu böreğe çok farklı bir lezzet katıyor. Daha önce yaptığım böreklerden daha farklı. Böreklerimi tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerlerine 2 adet yumurtanın sarısı ve bir miktar zeytinyağını sürüyorum. Şimdi çörek otu ve susam karışımı serpiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğum böreklerimi önceden ısıttığım 180 derece fırının alt üst ayarında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Çıtır çıtır buzluk böreklerim servise hazır arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka deneyin. Yapılışı çok kolay, çok az malzeme ile çok bereketli ve çok nefis bir börek oluyor. Hemen yakından göstermek istiyorum nasıl olduğunu sizlere. Böyle tel tel dökülüyor. Mısır unu böreklere şahane bir çıtırlık katıyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi izledikten sonra lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten çok büyük emek var. Bu emeğin karşılığında küçük bir beğeni ve küçük bir yorum rica ediyorum. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Deneyecek olanlara da afiyet şifa olsun. Yeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.